Tekrar bilmiyorum nerede kesildi konuşmamız. İçinizden Kübra diye bir arkadaş beni davet etmişti. LinkedIn'den eklemişti. Oradan irtibata geçmişti. Kendisine buradan teşekkürler sizin aracılığınızla. Hepinize teşekkürler aynı zamanda. Geldiniz, biliyorsunuz. Ben bildiğiniz gibi ya çoğunuzun sanırım bildiğini tahmin ediyorum. Şu an MIT'de doktora sonrası araştırmalarımı yapıyorum. Post doktora adını verdikleri bir süreç bu. Yaklaşık olarak 6 aydır bu görevdeyim. Aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayında Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyesi seçildim. Bu 1933 yılından beridir kurulan bir kulüp ve daha çok kariyerlerinin başında başarılı insanlara verilen bir unvan ve üyelikte ömür boyu. Türkiye'den bu ödül, bu pozisyona getirilen ilk kişi olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda sadece seçilmekle kalmayıp, çünkü hiç kimse seçilememişti bu zamana kadar Türkiye'den. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştım mülakat süresince. Mülakatı da biraz anlatırım size ilerleyen dakikalarda. Aynı zamanda da şu ana kadar en yüksek oyu aldım. Biraz geç oldu kazanmamız belki ama tarihe adımızı yazdırdık bence. Doktoramı Illinois Üniversitesi'nde yapmıştım. Doktoradan önceki süreçten biraz bahsetmek isterim. Benim bilimle olan ilişkim çocukluktan beridir gelen bir şey. Hatta anlatılanlara göre ben küçükken bir taşı alıp küçük parçalarını ayırıp içerisindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyormuş. Fakat ben inanmıyormuşum. Şunu şuraya koyayım bir dakika. Evet, daha iyi oldu. İnanmıyormuşum. Daha sonra babam bana bir kitap hediye etmişti. Ve kitapta elektron, atomik mikroskoptan bahsediyordu. Ve ancak bir malzemenin atomlarını o tür bir mikroskobu kullanarak bulabileceğimiz anlatılıyordu. Ben de tabii anlamıştım yapmak istediğim şeyin imkansız olduğunu ama bir nevi kendimi bu alanda ne kadar çok görmek istediğimi aileme anlatmış olmuştum. Onlar da benim bu bilim alanında ve özellikle fizikte ne kadar çok ilgili olduğumu anlamışlardı. Aynı zamanda aynı kitapta bu hediye edilen kitabın içinde Madame Curie'nin hayatı anlatılıyordu. Madame Curie bildiğiniz gibi iki farklı alanda Nobel kazanan İlk insan ve ilk kadın. Fakat ben hayatını okuduğum zaman Madame Curie'nin, Madame Curie'den ziyade onun kocasına aşık olmuştum. Çünkü kocası Pierre Curie kardeşiyle birlikte hiçbir eğitim almadan bir laboratuvarda piezoelektrik denilen bir olguyu keşfediyor. Kısaca bahsetmek gerekirse piezo demek, bu bir Yunan, Latince bir kelime. Basmak, sıkıştırmak, stres uygulamak anlamına geliyor. Elektrik de elektrik yükleri. Ve siz bu piezoelektrik malzemelerin üzerine basınç uyguladığınız zaman veya herhangi bir deformasyon uyguladığınız zaman bu malzemelerden akım ve voltaj alıyorsunuz. Yani güç anlamına geliyor. Daha sonra işte bu tür kitaplar, okumalar ve ilgiden sonra fizik okumaya karar verdim. Pardon, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazandım ve orada eğitimime başladım. Fakat çok sancılı süreç oldu çünkü annem hariç hiç kimse fizik okuyarak mutlu olamayacağımı, hatta iş bulamayacağımı ve mutsuz olacağımı söylüyorlardı. Fakat öyle olmadı. Biraz dediğim gibi sancılı bir dönem oldu ama okumaya devam ettim. Ve fizik okurken kafamda var olan bir proje vardı. Ondan da bahsedeceğim şimdi.
Fizik okumadım ki malzemelerin fiziğini öğrenmek önemli. Fakat aynı zamanda dünyada, yeryüzünde o kadar çok farklı malzemeler var ki ses gelmiyor mu? Şimdi öyle mi? Aslında benim şu an internetimde hiçbir problem olmaması lazım. Çünkü telefonla bağlanıyorum. Ha, tamam, süper. Harika. Nerede kalmıştık bilmiyorum. Nereden kesildi? Dediğim gibi fizik okudum. Sonra malzemeler, dünyada, yeryüzünde çok malzeme olduğu için bu malzemelerin özelliklerini öğrenmek istediğimi fark ettim. Çünkü kafamdaki projeyi ancak o şekilde gerçekleştirebilirdim. Ve malzeme bilimi ve mühendisliği okumaya karar verdim. Sabancı Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazandım ve oradaki eğitimime başladım. Ve 2009 yılında Türkiye'de ilk defa verilmeye başlanan Fulbright doktora bursunu, bu Amerika ve Türkiye destekli verilen bir burs, onu kazanarak Illinois Üniversitesi'ne kabul aldım doktora yapmak için. Bu aşamayı da biraz belirtmek isterim. Fulbright bursu kazanmak güzel bir şey, çok prestijli bir burs. Ve genelde altyapınıza bağlı olarak seçtiğiniz 5 tane okula kabul olma olasılığınız çok yüksek. Ben Illinois Üniversitesi'ni yazdığımda herkes işte neden Harvard ve MIT değil veya Kaliforniya'daki başka bir okul değil de Illinois Üniversitesi'ni seçtin diye sormuşlardı. Benim cevabım da kafamda var olan projeyi gerçekleştirmek istediğim için bu alanda en iyi hocayı bulmam gerektiğini biliyordum. Ve sadece aslında amacım Amerika'ya gelmek değildi. Kafamdaki projeyi gerçekleştirebilmek için Japonya, Avrupa, Singapur ve Amerika'daki hocaları araştırmaya başladım. Ve en son Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde John Rogers, kendi PhD hocamı buldum. Ve doktora, aranızda doktora yapan arkadaşlar da vardır. Bilmiyorum. Master ya da farklı yüksek derece yapan arkadaşlara da buradan söylemek isterim. Bu özellikle üniversiteden sonra yapılan her eğitim aşamasında çok kritik kararlar vermek gerekiyor. Çünkü artık o sizin bir nevi yaşam tarzınız oluyor ve o alanda uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. O nedenle gerçekten alanında en iyi hocayı seçip o hocayla çalışmak size daha büyük katkı sağlıyor. Hatta böyle biraz komik ama ironik, ben şey diyordum, nasıl olsa MIT ve Harvard'a ileride gideceğim, şimdi Illinois'daki çalışmama devam etmem lazım diye bir cevap da vermiştim arkadaşlarıma ve şimdi gerçekten de hem MIT'de hem de Harvard'da çalışmaktayım. Ses geliyor mu? Alo. Evet. Ses geliyor mu şimdi? Aa, süper. Anlıyorum. Yine kaldığım yerden devam ediyorum o zaman. Doktora süresince yaptığım çalışmadan bahsetmek isterim. Yine bu çocukluktan gelen bir fikir. Öyle mi? Bu en iyisi. Yani sanırım bu en iyisi olacak. Çünkü burada kesinti hiçbir şekilde olmuyor. Sizin internette bir düzeltme yapabilir miyiz bilmiyorum. Aramızda fazla enerji yoğunlaşması oldu galiba. İnternette problem yaşanıyor. Şimdi bir dakika. Ses şu an nasıl ses?
İyi mi şu an sesin? Tamam, süper. Kusura bakmayın, böyle aksaklıklar oluyor işte, uzakta olmanın zararları. Doktora süresince yaptığım çalışmadan bahsetmek isterim. Bence şey, ben konuşmaya başlayınca problem oluyor herhalde. Nasıl şimdi? Okay. Evet, şimdi ses nasıl geliyor şu an? Yine kesik kesik mi? Nasıl? Ha, böyle konuşayım. Tamam, süper. Doktora süresince yaptığım çalışmadan bahsetmek istiyorum biraz. Bu çocukluktan gelen bir hayaldi benim yapmak istediğim şey. Ben 5 yaşındayken dedemin kalp yetmezliği sonucunda 28 yaşındayken vefat ettiğini öğrendim. Ve kendi hayal yaşımı 28 olarak set ettim. Ve 28 yaşına gelene kadar kalp hastalığı için bir şey yapmaya kendime söz verdim. Ve bu gerçekten de gerçekleşti. 28 yaşına geldiğimde, hatta gelmeden çalışmam tamamlandı. Ses nasıl bu arada? Çalışmam tamamlandı ve şu an nasıl? Tamam. İsterseniz bilmiyorum, tekrar bağlanmak ister misiniz kapatıp? Tamamdır. Şimdi nasıl? Şu an nasıl ses? Bir saniye, bir de buradan kapatıp bilgisayardan deneyelim. Bir saniye. Şimdi buradan daha mı? Peki, tamam, böyle devam edelim o zaman. Süper. Şu an ben de sizi görebiliyorum, daha iyi oldu. Şimdi nerede kalmıştık? Doktora sırasında yaptığım çalışmadan bahsedeyim biraz dedim. Doktora da yapmak istediğim proje kalple alakalıydı. Kalbin kasılıp gevşemesiyle atış enerjisini, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürecek bir alet tasarlamak istemiştim. Ve bu aletin fikri de çocukluktan geliyordu. Ben 5 yaşındayken dedemin kalp yetmezliği sonucunda 28 yaşındayken vefat ettiğini öğrendim. Ve kendi hayal yaşımı 28 olarak set ettim ve o yaşa gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmaya kendime söz verdim. Doktoraya başladığım zaman da ilk gruba girdiğim zaman hoca, aslında doktor hocam, bana çok farklı bir proje vermişti. Ve o projede çalışmamı istemişti. Ben de kafamda var olan proje olduğu için ve kendi desteğimi alıp oraya gittiğim için birazcık özgür davranıp hayır diyebilmiştim hocaya. Hoca hatta ilk başta çok şaşırmıştı. Gerçekten yapabilecek misin grupta? Bu tür bir çalışmayı yapan yok demişti. Ben de doktoranın çok uzun bir süreç olduğunu ve yapabileceğime inandığımı söylemiştim ve böylelikle serüvene başlamıştım. Bu şunu da belirtmek isterim. İlk sene çok sancılı geçmişti. Dersler çok ağırdı. Hatta termodinamik adında bir ders vardı. Eminim aranızda alan vardır. Ben o dersin aynısını Hacettepe'de ve Sabancı Üniversitesi'nde almıştım ve benim için hiç zor olmayacağını düşünüyordum.
Ve Illinois'da ilk termodinamik sınavına girdiğim zaman sondan ikinciydim. Ortalamanın altındaydım. Ve benim için çok tuhaf bir durumdu. Çünkü hiç hayatımda öyle kötü bir not almamıştım. Hatta o sınavı geçemeyince yeterlilik sınavlarınızı da alamıyorsunuz. Yani çok kritik bir nokta o. Sonra dersin hocasına gidip bu dersi nasıl çalışmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini sormuştum. Hoca da böyle çok kalın bir sesle, eğer sen bu dersten gerçekten geçersen bu bir mucize olacak falan demişti. Tabii biz Türkler mucize yapmaya alışkınız. Buradan benim durumumda olan bir şeyden çok kötü bir not alan arkadaşlara söylemek amacıyla bu küçük anıyı anlatmak istedim. Eğer nefes alıyorsanız her zaman umut var demektir. Ve çalışırsanız gerçekten her şey yapabileceğinize inanıyorum. Eğer ben yaptıysam sizler de yaparsınız. Onun için hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemenizi tavsiye ederim. Ve her zaman soru sormanızı isterim. Çünkü hocaya gidip o soruyu sormak büyük bir olaydı benim için. Ve hoca için de bana verdiği öğütler çok önemliydi. Çünkü onun doğrultusunda çalışmıştım. Ve ikinci sınavdan ve finalden de 100 alıp o dersi A ile geçmiştim. Sondan ikinci olup en başta sınıfı bitirmek gerçekten büyük bir süreçti. Yani büyük bir başarıydı aslında. Bir dersti ama o çok kilit bir dersti. O dersi geçemezsem doktoramı bir şekilde tamamlayamıyordum. Bu nedenle herkese tavsiyemdir. Gerçekten çalışınca oluyor ve arkadaşlarınıza sorular sormanızı tavsiye ederim. Ve mümkün olduğunca kendi alanınızın dışındaki insanlarla muhabbet edin. Eğer siz fizik çalışıyorsanız, fizik bölümündeyseniz bir maliyeci veya bir ekonomici arkadaşınız muhakkak olsun. Biyolojiden arkadaşlarınız olsun. Farklı fikirlerdeki insanların konuşmaları, tarzları sizin hayatınızda büyük bir yer eder eminim. Ben mesela fizik okumuştum. Daha sonra malzemede yoğunlaştım. Orada uzmanlaştım ama tıptaki arkadaşlarımla çalışıyorum. Mekanik mühendisleriyle çalışıyorum. Fizikçiler, kimyacılarla çalışıyorum. Alet vücudun içinde nasıl hareket edecek, ne tür bir komplikasyonlar olacak hepsine onlarla birlikte bakıyorum. Yani tamamen interdisiplineri dediğimiz bir şey bu. Hayatta da çok önemli bu. Sadece yaptığınız işlerde değil. Mesela küçücük bir çocukla konuşmak ve ondan fikir almak da çok önemli. Ben sunumlarımı genelde önce dedem, anneannem, babaannem ve de kardeşlerime yaparım. Çünkü onlardan gelen sorularla sunumumu şekillendirmek daha iyi oluyor. Her türlü soruyu sorabiliyorlar çünkü konunun içinde değiller ve konunun içinde olmayan insanlardan gelen sorular sizin konunuzu daha da genişletmenize yardımcı olur. Ve ben hep şuna da inanıyorum. Dünya ne zaman küçülürse sizin sorduğunuz sorularla dünya aslında bir nevi genişliyor ve zaman kazanmanıza yardımcı oluyor. Çünkü amaç hepimizin limitli bir zamanı var. Maksimum ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Belki yarın öleceğiz veya çok yıllar sonra öleceğiz. Ama çok yaşasak bile yine çok limited bir zaman. Bu zaman içinde çok şeyler yapabilmek, hayatınızı anlam kazandırabilmek, birilerinin hayatına dokunabilmek için zamanı iyi kullanmanız gerekiyor. Zamanı iyi kullanmak da soru sormakla, literatürü taramakla ve literatürdeki eksiklikleri tamamlamakla, farklı olmakla ve en önemlisi de plan yapmakla gerçekleşir. Plan yaptığınız zaman önünüzü daha rahat görebilirsiniz. Soru sorduğunuz zaman çevrenizi daha genişletip zaman kazanabilirsiniz. Tekrar projeye döneyim. Projeye başladık. İlk önce projenin in vitro denilen, yani sadece laboratuvarda yapılan kısımlarını yaptım. Şunu da söylemek isterim. Ben gruba girdiğim zaman aslında microfabrication denilen mikroskop altında küçük küçük şekillerin yapıldığı bir proses bu. Ve özel kıyafetler girinip clean room denilen, temiz oda denilen bir yere giriliyor. Normal günlük kıyafetlerinize giremiyorsunuz. Çünkü toz olmaması, herhangi bir parçacık olmaması bekleniyor.
Ve gruptaki ilk kız öğrenci, kadın öğrenci bendim. Ve cevap almam çok zordu. Birilerine soru sorduğum zaman cevap vermeleri zaman alıyordu veya hiçbir şekilde cevap vermiyorlardı. Ben ne yaptım? Bilmediğim için laboratuvara gidiyordum, oturuyordum ve insanların ellerini izliyordum. Çünkü izlemek problem değil, cevap vermeyebilirler. Ama bir şeyi gözlemlemek önemli bir şey. Gözlemleyip ellerini nasıl kullanıyorlar? Malzemeleri nasıl tutuyorlar? Birisi bir şey istediğinde, dolabı açtığında hangi şişeyi alıp çıkarıyor? Hangi malzemeyi kullanıyor? Bunların hepsini tek tek inceledim. Ve ilk başta hızlı gidebilmek için yalnız çalıştım. Her şeyi öğrenmeye çalıştım. Daha sonra uzağa gidebilmek için kendi takımımı kurdum. 9 tane öğrencim vardı. Ve gruba kabul etmekteki tek kriter de paylaşımcı olmaktı. Çünkü ben her şeyin paylaştıkça arttığına inanıyorum. İki önemli şey var hayatta paylaştıkça artan. Bir tanesi sevgi, diğerisi de bilgi. Sevgi zaten içimizde var. O hep geliyor. Bilgi de öğrendikçe ve paylaştıkça artıyor. Gruptaki arkadaşlarıma da, kendi grubumdaki öğrenci arkadaşlara da paylaşmalarını, tek kriter olarak paylaşmalarını istemiştim. Bir şeyi öğrenebilirsiniz. Ama siz her zaman aynı konu üzerinde çalışmak da istemeyebilirsiniz. O nedenle öğrendiğiniz bilgiyi sizden sonra gelecek insanlara aktarırsanız daha hızlı ilerler her şey ve hayat daha güzel hale gelir. Her şey daha iyi ilerler. Bunu anlatmaya çalıştım. Sonra deneyler laboratuvarda bittikten sonra bu deneyleri kalbin üzerine yapıştırma zamanı gelmişti ama üniversitede tıp fakültesi yoktu ve bunu yapabilecek bir cerrah yoktu. Sonra İstanbul'da ben bir Eylül zamanı, ben genelde tatillerimi Eylül'de yapıyorum. Böyle şeyler, emekliler gibi Eylül'de eve geliyorum. Daha sakin oluyor. Ve bir kalp cerrahının İstanbul'da Cevahir Otel'e geldiğini öğrendim. Büyük bir kalp konferansı yapıldığını öğrendim. Çok ünlü bir yere geliyordu. Ve böyle bir şey aslında birazcık böyle hani hiç olmayacak bir şey ama hiç davet edilmediğim halde Cevahir Otel'e gittim. Hocayı buldum. Elimdeki projeleri ve aletleri gösterdim ve böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. Adam ilk önce baktı, çok şaşırdı. Sonra o da çok beğendi projeyi. Bir deneme yapalım dedi ve beni Arizona Üniversitesi'ne davet etti. Bu durumu kendi danışman hocama da anlattım ve Arizona Üniversitesi'nde bu deneye ilk bir başlatmak istediğimi söyledim. Aletleri hazırladık, Arizona'ya gittik öğrencilerle, birkaç tane öğrencimle ve kalp açıldı. İnanılmaz bir şey, görüntü zaten. Göğüs kafesi açılıyor ve içeride sıcak, böyle kanlı hareket eden bir şey düşünün. Bir organ, yani kocaman bir şey. İlk kafes açıldığında işte şey sormuşlardı. Bana bu arada Amerikalılar Canon diyorlar. Çünkü Canan diyemiyorlar. C Amerika'da K olarak okunduğu için ismimi Canon olarak söylüyorlar. Ama daha iyi doğru söyleyebilmek için Turkish Lady diyorlar. Türk kızı, Türk kadını anlamına geliyor. Bu deneyi yaptığımız zaman işte göğüs kafesi açıldı ve hoca şey sordu, kalbe dokunmak isteyen var mı diye. Ben tabii ilk hani ilk durum çok heyecanlıyım. Ha, hemen şey, ben kaldırdım elimi, ben dokunmak istiyorum, ben şey yapmak istiyorum dedim. O günden bugüne de bana Fearless Turkish Lady, korkusuz Türk kızı diyorlar. Bu da değişik, böyle bir lakap olarak kaldı bence. Deneyleri yaptık, kalbe yapıştırdık ve çalıştığını gördük. Ben zaten deney ilk çalıştığı zaman böyle 1-2 dakika hiç konuşamadım. Çünkü çok mutluydum. Gözlerim doldu. Böyle kendimi gerçekten, hani bazen insan mutlu olduğu zaman kendini yıldızlara kadar uzanmış hisseder, bulutların üstünde hisseder. Cidden öyleydi. Laboratuvardaydım. Yerin en altındaydık. Basement denilen depo gibi bir yerde kimsenin görmediği, böyle özel aletlerin ve vakumun olduğu bir oda. Öyle bir yerde çalışıyorduk ama ben tamamen gökyüzündeydim. Çok mutluydum. Çünkü 28 yıllık bir süreç
orada nokta bulmuştu ve her şey çalışıyordu. Daha sonra bu tamamlandı ve çok prestijli bir dergide yayınlandı. Ve tabii normal olarak Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde birçok yerde haber oldu. Fakat benim için en önemli şey haber olmasından ziyade insanların kalbinde yer edinebilmekti. Artık ilkokullardan, ortaokullar, lise, üniversite, sizin gibi arkadaşlar teknoloji derslerinde benden bahsedip kendi fikirlerinin peşinden yürümeye başlamışlar. Hatta bana fotoğraflar geliyor. Belki siz de bir tane yapmak istersiniz sonra. Herkes ellerini kalp şeklinde yapıyor. Bütün öğrenciler bir fotoğraf çekip bana yolluyorlar. Ben de konferanslarımda en son teşekkür ettiğim zaman onu gösteriyorum ve artık tek Canan olmadığını, birçok Canan olduğunu söylüyorum ve insanların hayallerinin peşlerinden koştuğunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle Amerikan Kalp Birliği bu farkındalık olayına çok memnun oldu. Genelde Twitter'da fotoğrafları paylaşıp onları tagleyip onlar da retweet yapıp Türk öğrencilerinin ne kadar bu alanda ilgili olduğunu görmüş oluyorlar ve onlar da aslında çok şaşırıyorlar. Sizin aracılığınızla aslında hem kendi çalışmamı duyurmuş oluyorum hem de bir nevi sizi platforma çıkarmış oluyorum. Yaptığım diğer şeylerde farklı araştırmalar var. Mesela bir tane araştırma, şimdi görünüyor mu bilmiyorum. Kolumda I şeklinde bir dövme var ama bu suyla birlikte yıkanınca çıkabiliyor ve istediğiniz zaman büküp eğip bükebiliyorsunuz. Bu çalışma yaklaşık 1 ya da 2 hafta sonra haber olacak, tekrar online olacak. Herkes okuyabilecek bunu. Bu bir deri kanseri dedektörü ve aslında bu benim annemin fikriydi birazcık. Anneme teşekkür etme zamanı gelmişti. O bana bir problemini söylemişti ve ben de onu çözmek istemiştim. Buradan giderken genelde anneme Türkiye'ye gelirken yüz kremleri alıyorum. Yüzü daha iyi olsun diye, kırışıklıklar önlensin diye her bayanın sevdiği şeyler bunlar. Sonra annem de bana bir soru sormuştu. Demişti ki bir alet olabilir mi? Biz belki de bu kremler işe yaramıyor. Sürüyoruz ama ne oluyor bilmiyoruz diye. Sonra benim de aklıma böyle bir alet tasarlamak geldi. Tamam, fakat sadece annemi mutlu etmek değil, birazcık daha ileriye götürüp klinik bir alet yapmak istedim ve deri kanseri aklıma geldi. Çünkü deri kanseri ve derisinde farklı problemler olan insanların derileri aslında dümdüz değil ve mekanik olarak bazı yoğun bölgeler bulunuyor ve genelde doktora gittiğiniz zaman fiziksel olarak dokunup onu hissetmeye çalışıyorlar. Fakat benim yaptığım bu aletle içinde actuator denilen yani hareket eden küçük elemanlar var ve onların yanında da sensörler var. Bu alete voltaj uygulanıyor. Çok küçük voltajlar, 1 volt kadar. Ve bu alet hareket ediyor ve deformasyon oluşturuyor deri üzerinde. Deri üzerinde oluşan deformasyonda sensör tarafından sense edilip, anlaşılıp dışarıya başka bir voltaj atması veriyor. Ve siz bu voltaj atmasını kullanarak yine teorik çalışan arkadaşlarla ortak bir çalışma yaparak vücudunuzun haritasını çıkarıyorsunuz. Bunun klinik aşamalarında yine Arizona Üniversitesi'nde bir dermatologla yaptım ve tam 30 tane insan hasta üzerinde denedik ve çalıştığını gördük. Bu da çok büyük bir çalışmaydı benim için. Çok heyecan verici bir şeydi. Bu projeleri anlatıyorum çünkü ne kadar farklı şeyler yapabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Bir başka şey de mesela, vücut içinde kendi kendine eriyen bir alet düşünün. Veya onu düşünmeyi bırakın, şöyle düşünün. Hastasınız ve vücudunuza sizin hastalığınızı monitör eden bir sensör yüklememiz gerekiyor. Göğüs kafesinizi açıyoruz ve o sensörü yüklüyoruz. Sonra bu sensör işini yapıyor ve işi bittikten sonra bu aleti vücut içinden geri çıkartmak istiyoruz. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. İnsanları neden hastaneye durmadan götürelim? İkinci aşamada tekrar ameliyat etmek gerek kalmasın ve bu alet kendi kendine vücut içinde eriyebilsin istedim. Ve aklıma aslında bu fikir şöyle geldi. Normalde biz ilaçları ağız yoluyla alıyoruz ve eriyor, vücudun içine giriyor. Bu ilaçların içinde magnezyum, çinko,
ve farklı oksijen, işte karbon gibi elemanlar var. Ve bu elementler aslında bizim vücudumuza zararlı değil, belli miktarda aldığımız zaman. Ben de yaptığım aletlerin alt taşını, çok farklı bir şey bu, ipekten yaptım. İpek, bu ipek böceklerinin oluşturduğu ve suyla eriyen bir malzeme. Özellikle kan ve vücut içinde bulunan başka sıvılarla eriyebilen bir şey. Ve aktif elemanlarını da vücutta aldığımız, işte bu farklı ilaçların içinde bulunan magnezyum ve çinko ile tamamladım. Ve bir sensör yaptım. Bu sensörün erime noktasını, erime zamanını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Farklı kalınlıklarda veya farklı kaplayıcı malzemeler kullanarak. Sonra bunu yine hayvanın vücudunun içine yerleştirdik. Alet bir süre görevini yaptı ve daha sonra da eriyerek zamanla vücut içerisinde kayboldu. Bu da yaptığım başka bir çalışmaydı. Buna benzer birçok çalışmam oldu. Şu an ise yaptığım şey tamamen farklı. Beynin içine girebilen iğne düşünün. Bir iğne düşünün. Bu iğne beynin içine girebiliyor ve ağız olarak aldığımız ilaçları iğne vasıtasıyla beynin sadece o noktasına uygulayabiliyoruz. Çünkü siz bu ilaçları aldığınız zaman bu ilaçlar eğer beyninizde bir bozukluk varsa beyninize bir miktarı gidiyor ama diğer kalanı vücudunuzun her yerine zarar veriyor. Ben de bu zarar olmasın sadece kafada beyinde çalışmayan noktaya o ilacı yollayabilelim diye bir iğne düşün, bir iğne yaptım. İğneyi de nasıl yaptım? Önce iğneyi yapmadan önce beyinden biraz bahsetmek isterim. Beyin tıpkı bir bilgisayar gibi içinde birçok devre var. Ve bu devreler birbirlerine sinapsis denilen nöronlarla bağlı. Eğer bu nöronların bir tanesi kırıksa hasta oluyorsunuz. Elleriniz titriyor, Parkinson hastalığı olabilir veya Alzheimer oluyorsunuz veya mood disorder denilen bipolar denilen bir hastalık var. Bazen insanlar çok mutlu oluyor, bazen de çok mutsuz oluyor. Aslında bu bir hastalık ve bunu çoğumuz belki de bilmiyoruz. Aslında bu beyinde bir devrenin kırılması sonucunda oluşan bir rahatsızlık. Ve şimdi nasıl çözülüyor o? Bu iğne vasıtasıyla geliyorsunuz ve çok küçük minimal düzeyde volt uyguluyorsunuz ve bu volt uyguladığınız zaman ve aynı zamanda ilaç uyguladığınız zaman o kırılan devre bir nevi tamamlanmış, kendini yenilemiş oluyor. Bunu yapabilmek için nöron birimcilerle çalışıyorum ve aynı zamanda deneylerimizi fareler ve maymunlar üzerinde deniyoruz. Şimdi iğneyi yapmak tabii iyi, hoş, güzel fakat iğnenin çok küçük olması lazım. Saç kalınlığı kadar minicik olması lazım ve aynı zamanda da çok uzun olması lazım. Çünkü biz bu beyinde böyle bir delik açıyoruz, iğneyi oradan koyuyoruz ve kafa çok büyük, beyin de çok büyük tabii. Yaklaşık 10 santim kadar bu iğnenin içeri girmesi lazım. Aramızda mekanikçi arkadaşlar vardır. Bu iğnenin o kadar minik bir şeyin ve uzun bir şeyin beynin içine girmesi çok zor. Çünkü arada böyle curve yapabilir ya da katlanabilir, kırılabilir. Bunu düşünebilmek için de nasıl yapabilirim diye düşündüm ve dünyadaki en uzun binayı araştırdım ve Dubai'deki Burj Halife denilen bir bina var ve onun yapısını incelemeye başladım. Çünkü eğer dünyada böyle çok uzun bir bina varsa bu tabii büyük bir boyutu. Onu minyatürize edip beyin içinde bir şekilde gerçekleştirebiliriz diye düşündüm. Ve dediğim gibi farklı alanlardaki insanlarla konuşmak çok önemli. Çok iyi bir mimar bir arkadaşım var ve aynı zamanda da inşaat mühendisliğinde de çift anadal yapan bir kişi. Onunla oturduk, muhabbet ettik, konuştuk ve fikrimi anlattım. Böyle bir şey yapmak istiyorum dedim. Nasıl yapabiliriz diye. Daha sonra bana birçok tavsiyede bulundu. İşte iğneyi yaptığımız zaman bunun bir kalem iğne olduğunu düşünün. Kalem daha doğrusu. Altının daha çok yani genişleyerek ve daha sonra incelerek gitmesi gerektiğini. Çünkü stresin altta daha çok yoğunlaşacağını ve burada daha az, uç kısımda daha az olabileceğini ve böylelikle kafa içine daha rahat girebileceğimizi söyledi. Daha sonra oturup dizaynlar yaptım, deneyleri yaptım ve 3 ay içinde bu iğneyi yaptım laboratuvarda ve şu an denemelerini yapıyoruz.
Çok eğlenceli ve de çok stresli aynı zamanda. Çünkü hayvanlar üzerinde deniyorsunuz ve onların ölmesini istemiyorsunuz. Onun için yaptığınız şeyin çok iyi olması gerekiyor. Çok yoruluyorum ama aynı zamanda da çok huzurlu uyuduğumu söyleyebilirim. Çünkü hiç tanımadığım insanlara, çok uzaklardaki insanlara ileride yardım edebilecek olmanın huzurunu, keyfini yaşıyorum. Laboratuvarda çalışırken de bunu hayal ederek çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki ileride bu yaptığım aletler birilerine yardımcı olacak. Birileri bu aletleri kullanıp hayatlarını daha iyi devam ettirebilecekler. Bunlar dışında ne yapıyorum diye sorarsanız, tabii beyni bir kapasitör olarak düşünün. Durmadan ona bir şeyler yüklerseniz belli bir zaman sonra patlar. Onun için kendinizi recharge etmeniz lazım. Kendinizi yenilemeniz lazım. Mesela ne yapıyorum? Size de bir şey bu. Belki sizden de aranızdan bağlanmak isteyenler olabilir. Ben pazar günleri, daha doğrusu haftanın her günü, pazartesi hariç. Pazartesi sendromu bende de var. Çünkü pazartesileri genelde çalışmayı pek sevmem ama pazarları çalışırım. Haftanın her günü, pazartesi hariç, koşu yapıyorum. Sabah 6'da koşuyorum, kalkıyorum ve koşu yapmaya başlıyorum. Yaklaşık 30 dakika. Ve en farklı, en böyle crazy denilen deli düşünceler koşu yaparken aklıma geliyor. Kendimi çok ferahlamış hissediyorum. Ve pazar günleri 2 saat az uyuyorum. Ve benimle bağlantıya geçen Türkiye'den, Avrupa'dan, başka ülkelerden arkadaşlara mentorluk yapıyorum. Facebook'ta bir sayfam var. Oradan bana yazıyorlar ve biz bir gün belirleyip, daha doğrusu pazar gününde bir saat belirleyip konuşuyoruz. Akıllarındaki genelde akademik anlamda olan soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ve çevrem, networking çok geniş olduğu için eğer sorular bende gizli değilse muhakkak bir arkadaşıma yönlendirip onların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesini sağlıyorum. Birçok öğrencim birçok ülkenin farklı şehirlerinden kabuller alıyorlar. Benim için de çok önemli bir şey. Çünkü gittiğim her yerde bir evim olmuş oluyor. Ne zaman bir konferansa gitsem muhakkak bir öğrencimle tekrardan buluşma fırsatı yakalıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. 6 farklı dilde farklı ülkelerin türkü ve şarkılarını söylüyoruz. Amerika'da şu ana kadar 10 tane konser verdik. Yemek yapıyorum, farklı yemekler pişiriyorum ve buradaki arkadaşlarımla paylaşıyorum. Özellikle buraya gelen küçük arkadaşlar, ya genç arkadaşlar, ilk başlarda yemek problemi çok çekiyorlar. Genelde insanlar Facebook'a yemek fotoğrafı post etmeyi sevmezler, yiyemeyenler olduğu için. Ama tam tersine burada gerçekten yiyemeyenler var, yapamayanlar var. Ben post ediyorum, çünkü kimin neyi sevdiğini bilmiyorum. Yorum yazıyorlar altlarına, işte biz bu yemeği seviyoruz. Ben de boş kapları alın gelin diyorum. Dolduruyorum, gidiyorlar ve yiyorlar, mutlu oluyorlar. Paylaşmak güzel. Aynı zamanda buradaki farklı yabancı arkadaşlarla paylaşıp Türk kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Ve aslında bir nevi kendimi bilim mevlanası olarak görüyorum. İnsan, inanç, görüş, renk ayırt etmeden bana ulaşan herkese yardım etmeye çalışıyorum. Bu benim yaptığım aletler için de öyle olacak. Tüm insanlığa yardım edecek. İnsan ayırt etmeden herkesin yardımına koşacak bu aletler. Fakat aletlerin ulaşması tabii insanlara biraz zaman alacak. Onların kuralları var. Deneylerin uzun sürüyor. Onları yapmak gerekiyor. Ama aletler insanlara ulaşmadan ben bir şekilde insanların hayatına ulaşabilmek için uzaktan mentorluk görevi görüyorum. Ve hiçbir şey çalışmadığı zaman Atatürk gibi düşünüyorum ve motivasyonumu Atatürk'ten alıyorum. Eğer sorularınız varsa seve seve yanıtlamak isterim. Eğer sorularınız varsa arkadaşlardan seve seve yanıtlamak isterim. Evet arkadaşlar, soruları olanlar. Çekil kamerayı ayarla oraya doğru. Sergine sor. Şu an hiç. Sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hocam sorusu olan yokmuş. Sunumlarından tamam. Ötürü Sayın Doktor Canan Dağdeviren hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın.